Soğuk ve tatlı içme suları, konuksever insanları, çam ormanları ve kaplıcalarıyla yakından tanıdığımız şirin bir ilçemiz Kızılcahamam. Ankara-İstanbul karayolu üzerinde ve bağlı bulunduğu Ankara'ya 74 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılcahamam, özellikle menba sularıyla ünlüdür. Kızılcahamam kaplıcalarının ünü yurdumuzun dört bir bucağına yayılmıştır. Romatizmal ve eklem ağrılarına çok iyi geldiği uzmanlarca belirtilen bu kaplıcalar, yılın her mevsiminde gelen konuklarına hizmet vermektedir. Konuyla ilgili olarak program sunucumuzun Kızılcahamam Belediye Başkanı Esen Ali Sezer'le söyleşisine kulak verelim. Kaplıcalarımızın suyu 78 derece civarında ve Kızılcahamam'da iki tane kaplıcamız bulunmakta. Bir büyük kaplıca, bir küçük kaplıca. Ve bu kaplıcalarımız özellikle romatizmal tipindeki hastalıklar ve eklem ağrılarına çok iyi gelindiği uzmanlarca belirtilmektedir. Peki bir vatandaşımız buraya geldiği zaman acaba kaç banyodan sonra tedavi bulabiliyor? Yine efendim doktorlarımızın belirttiklerine göre 21 günde, günde bir banyo almak şartıyla istenilen, arzu edilen tedavi şekilleri neticesine ulaşılmaktadır. Evet. Şu anda Milli Park'ın önündeyiz değil mi? Evet efendim, burası... Burası bir mesire yeri herhalde Ankaralıların, özellikle yaz günlerinde. Evet efendim, bu Kızılcahamam Soğuk Su Milli Parkımızda ülkemizin en önemli milli parklarından birisi. 1080 hektar alan üzerine kurulmuş olan milli parkta özellikle yaz aylarında vatandaşlarımız piknik yapmakta ve bol bol temiz hava almakta. Yalnız yaz aylarına demeyelim, biz program çekimine geldiğimiz zaman ben hep kalabalık bir grup gördüm, piknik yapıyorlardı. Etraf kar, mangallarını yakmışlar. Herhalde kış gününde olan piknik biraz daha mı enteresan oluyor, ne dersiniz? Sayın İşte daha değişik oluyor herhalde. Kızılcahamam'ın yazı ayrı bir güzel, kışı ayrı bir güzel oluyor. Özellikle spor kulüplerimizde bu arada Kızılcahamam'a rağbet etmekte, konaklama tesislerimizden istifade etmekte ve sporcularına bol bol oksijen depolamaktadır. Evet, biz yine programımızda Galatasaray Kulübü'nü burada kamp yaptığını gördük. Evet efendim, şu anda Galatasaray Spor Kulübü misafirimiz olarak Kızılcahamam'da bulunmakta ve ikinci yarı maçlarına Kızılcahamam'da hazırlanmaktadır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi.
Selamımın böyle bir mahalle türküsüyle. Hoş geldiniz efendim. Saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Buyurun. Şöyle buyurun. Buyurun. Pardon. İyi geçiyor. Atilla abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saygılar abi. Efendim neşeniz bol olsun, sofranız bereketli olsun. Teşekkür ederiz. Gerçi bu güzel türküyü kestiniz ama biz biraz sonra bu Kızılcamam'ın mahalli türküsünü sizlerden hep birlikte dinleyeceğiz. Herhalde sabahtan bir pikniğe geldiniz değil mi? Evet. Abi sabah 7'ydi. 7 ile 8 arası. 8 arası geldiniz. Şimdi müsaade ederseniz ben sayın seyircilerimize bir anons yapayım, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Sayın seyircilerimiz, Kızılcamam'ın Leylek Kayası'ndayız. Etrafımız çam ormanlarıyla çevrili. Bir taraftan kar var. Ve beni palto olarak gördüğünüze şaşırmayın ama hava o kadar güzel ki paltosuz bile oturulabilir. Ve arkadaşlarımız burada piknik yapıyorlar. Şimdi onlarla hem sohbet edelim ve buranın bir de mahalle yemeğini yaptıklarını zannediyorum. Onu da kendilerinden öğrenelim. Evet efendim. Kaçta gelmiş demiştiniz? Abi 8. 8'de geldiniz. Saate kuzuyu da kesmişsiniz. Oğlak. Oğlak mı? Kuzu değil. Buranın özel mi? Buranın meşhur kekik kokulu. Mis gibi olur. Zaten Kızılcamam'ın hemen hemen 8-9 aylık bu. Evet. Bu kuzudan lezzetli olur. Biz sabahleyin Ankara'dan arkadaşlarımız gelecekti. Dün telefon açtılar. İsmail abimiz geldi. Sabahtan buraya oturduk. Dedik ki bugün de ızgara değil de. Ya bir değişiklik olsun. Bugün de kapama yapalım. Desti kapama. Desti kapama buranın mahalle yemeği değil mi? Şöyle bunu düğünlerde ağır misafirlere ikram ederler. Biz de dedik ki bugün değişiklik olsun. Peki o zaman biz kendimizi kısmetli sayabiliriz değil mi? Yok. Ve misafirlerimiz de tesadüf gelmedi daha bekliyoruz. Şimdi burada iki tane güzel kızımız var. Bunlar da torun mu acaba? Torun abi. Ankara'dan gelmişler. Misafir geldiler. Onları da fikneye getirdiniz. Geldik diye büyük baba gideceğiz. Ben de kıramadım getirdim. İyi etmişsiniz. Efendim şimdi sizin buranın bir özel mahalli yemeği var zannediyorum değil mi? Evet efendim. Testi kapama diyorsunuz. Testi kapamadır. Şimdi bu kapamayı bir anlatalım bakalım. Abi bunun bu kapama yemeğinin pek fazla özelliği yok da fakat çok lezzetli. Yani yapım özelliği yok. Şöyle özelliği. Pirinç var işin içinde. Kuru soğan var. Şimdi pirinç deyince Kızılcamam'ın Kızılcamam'da dört çeşit pirinç var ama Kızılcamam'ın Kızılcören pirinci önemli. Şimdi 1'e 4 su alır. Burada yaptığınız pilavın hangi yörenin? Kızılcören. Kızılcören. Kızılcamam'ın Kızılcören pirinci. Çok meşhurdur. Ve desti içine. Küpün içine. Soğanla eti koyuyoruz ve etrafına su koyuyoruz. Bu sunun buharıyla et destinin içinde pişiyor. Tabii buharla ve onun yağısı suya karışıyor. Onun yağlı suyuna hiçbir karşıdan yağ katmadan pirinç pilavı salıyoruz kenarına. Ondan sonra desti eti piştikten sonra açıyoruz ve mis gibi. Ondan sonra geldi yemeği. Lokum gibi beyefendi lokum gibi. Şimdi bu güzel yemekten sonra bir de Kızılcamam türküsünü çalıp söyledikten sonra herhalde iştahımız daha mı açılıyor? Ne biz oluyor? Zaten burada muhabbet ediyoruz siz gelmeden evvel. Evet. Tabii sizleri gördük. Daha mutlu olduk. Biz hemen hemen Kızılcamam olarak hemen hemen buradayız. Ne oluyor anasın? Beşiktaş. Şunu yapalım. Salla. Efendim elinize sağlık. İnsanın görünüşü bile iştahını açıyor ama isterseniz şimdi biz biraz sohbet yapalım. Ondan sonra da o ben gelirken kestiğiniz güzel bir türkü vardı Kızılcamam'ın. Onu evet. Okuyalım. Ondan sonra yemeğimizi afiyetle yeriz. Siz mahalli sanatçısınız. Evet. Ben sizi tanıyorum ama siz sayın seyircilerimize kendinizi bir tanıtın. Efendim ben Kızılcamam Lisesi'nde müzik öğretmeniyim. İsmim Bekir Günye. Kızılcamam yöresine ait türkülerin aşığıyım diyebiliriz. TRT repertuarında bulunmayan oldukça fazla sayıda türküler var. Onları derliyoruz. İnşallah kısmet olursa. Şimdi bu programda Rıfat Balaban'la da birlikteyiz. Bana dedi ki sizin için yeni türküler derledi. İnşallah dedi repertuarımıza verecek. İnşallah. Ve biz de Kızılcamam yöresinde yeni türkülere İnşallah. Kavuşacağız dedi. Efendim, onlar en kısa zamanda İnşallah. Efendim sağ olun. Sağ olun. Size sağlık. Kavuşacağız. Şimdi Ankara'dan da misafirimiz var. Evet, sık sık geliyorsunuz değil mi? Sık sık gelirim. Hafta sonlarını burada geçirme amacıyla geliyorum. Kendi bu kazadanım. Evet. Yörenin çocuğuyum. O zaman siz Ankara'dan gelirken biz de zaman zaman getirin de. Tabii getiririz. Biz de böyle stres atalım. Tabii beraber inşallah getiririz. İnşallah efendim. Siz de şimdi türkülere katılıyor musunuz? Tabii. Okurken hep birlikte. Yöremizin türküsü olduğu için katılıyoruz. Katılıyorsunuz. Katılıyoruz. Şimdi o zaman
Bir taraftan da yemeğe bakıyorsunuz. Ben anlıyorum. Ama isterseniz şimdi gelin Kızılcahamamızın o güzel türküsünü şöyle hep birlikte söyleyelim. Tabii. Ondan sonra da yemeğimizi afiyetle tabii yiyelim. Tamam. Sizlerin ağzına sağlık, arkadaşımızın da eline ağzına sağlık diyoruz. Ve şimdi yemeğe bekliyorsunuz ama müsaade ederseniz sizin bu güzel türkünüzün üzerine bizim de sanatçımız var. Tabii efendim. Ben onu bir anons edeyim, ondan sonra pikniğimize devam ederim. Teşekkür ederim. Sayın seyircilerimiz, şimdi sanatçımız Tülay Agil sizlerle birlikte. Yeter ben.
Sayın seyircilerimiz, biz Kızılcahamam'ı sizler için görüntülerken bu arada sanatçımız Rıfat Balaban'la birlikte Kızılcahamam'da bir eve tanrı misafiri olduk. Şimdi nenemizle beraberiz. Müsaade ederseniz ben elini öpeyim, ondan sonra nenemizi tanıyalım. Neneciğim. Çok yaşa, ömrüm çok olsun. Sağ olun. Senin de ömrüm çok olsun. İşi gördük elimizle. Neneciğim, kendinizi sayın seyircilerimize bir tanıtır mısınız? Nenemizi şimdi merak etti sayın seyircilerimiz. Nenemiz işte değildim mi? Seytanım yiğidir soyadım. Sağ olun. Ta ne laf edeyim size? Ne laf? Şimdi nene, biz bu yörelerimiz, türkülerimiz programımızda hep halk ürünlerini tanıtıyoruz. Evet. Her yöremizin kendine göre bir kız isteme usulü var. Ha. Şimdi Kızılcahamam'ın kız istemesi nasıldır? Şöyle bize bir anlatır mısın? Düğünlüğe gidiyorlar, Allah'ın emrini anıyorlar. Onlar da o kızı veriyorlar. Düğün oluyor, nişan oluyor, at mı oluyor, hepsi oluyor. Peki nenem, şimdi her yöremizde kına geceleri vardır. Kına yakılır. Türkü çağırlar. Peki o zaman söylenen türkülerden bize okur musun bir tanesini? Ben onları bilmem ki. Evladım. Biliyorsun bak nenem, şimdi o def de orada, ben gördüm. Şimdi ben defi vereceğim neneme. Bana o kına gecelerindeki eski, böyle gençliğini de hatırlayacaksın bu arada. Hiç tabii. Hiç onu bilmem ya, ne bileyim. Ben kestaneyle yokuşta yoruldum. Anam şey verdim de, ben onundan azıcık bir şey verdim. Şimdi nenem evvela o kına gecelerindeki Türklerden de okusun. Evet. Yokuşta seni yolmayalım fazla. Şimdi kim bilir böyle okuyarak kaç tane genç kızımızı gelin ettiniz değil mi? Kına gecelerine. Şimdi bu arada bir bize bir şerbet geldi. Bu kuş bunun herhalde değil mi? Nenem alır mısın? Evet. Rakı mı? Yok. Yok. İçmeyiz onları. Tanımayız zaten. Kuş bunun. Senin elinle pişirdiğin şeyler bunlar. Nenem bu kuş bunun nasıl yaparsınız? Ezeriz. Kaynatırız, elekten geçiririz, şeker atarız, içeriz. Ellerin gide sağlık, ne güzel yapmışsın ana. Neneciğim, şimdi Rıfat Balaban yanımızda, sazı da yanında. Evet. Onun çok güzel bir türküsü var. Odana serdim hali, boyu İrayhan Dali diyor, değil mi? Evet, diyor. O zaman hem çalsın hem söylesin, değil mi? Tabii, tabii. Hem bizim neneciğim için hem sayın seyircilerimiz için. Gören maşallah bizi, gören maşallah.
Rıfat Balaban, eline ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Nenem de sağ olsun. Zahmet etti geldi. Evet. Onun da ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve uzun ömürler diliyoruz nenemize. Sağ olun. Sayın seyircilerimiz, şu anda Kızılcahamam'da bir otelin lobisindeyiz. Sanatçılarımızla birlikteyiz ve hafta sonu tatilini geçirmek üzere buraya gelen bir aileyi de programımıza konuk ettik. Efendim merhaba. Merhaba efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ailenizi tabii, bir tanıtır mısınız? Tabii. Adım Ömer Eylen, eşim Asuman, oğlum Emre. Ne işle meşgulsünüz Ömer Bey? Serbest mühendisim, serbest çalışıyorum. İş yerim Ankara'da. Evet. İşte hafta sonlarını o stresten uzak... O haftalık, hafta içerisindeki sıkıntılı çalışmalar. Yoğun çalışmalarınızı burada atıyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki efendim ne yaparsınız? Kızılcahamam'a geldiniz. Yörede ne gibi şeyler yapıyorsunuz? Spor gibi? Spor, piknik. Biliyorsunuz burası kaplıcalarıyla ünlü bir yöremiz. Çam ormanlarıyla. İşte yüzme havuzundan faydalanıyoruz. Ormana çıkıp piknik yapıyoruz, yürüyüş yapıyoruz. Oldukça rahat bir... Şimdi kaplıcaları ne meşhur tabii Kızılcahamam. Evet. Peki sürekli olarak kaplıcaya giriyor musunuz yoksa yalnız oteldeki kaplıca suyundan mı faydalanıyorsunuz? Zaman zaman kaplıcaya da gidiyoruz ama oteldeki kaplıcanın havuzu zaten kaplıca suyu biraz daha kolay geliyor bize. Daha rahat diyorsunuz yani. Biraz daha rahat seviyoruz herhalde. Şimdi işiniz de herhalde çalışıyor değil mi efendim? Çalışıyorum efendim. Şimdi siz hem ev işleri hem... iş hayatı olduğu için sizin için bu tatil daha ilginç değil mi? Evet. İki günlük tatil daha benim için faydalı oluyor. Siz de spor yapıyor musunuz eşinizle birlikte? Spordan ziyade yürüyüş yapıyoruz. Çamlar arasında değil mi efendim? Tabii yürüyüşte bir spor sonra. Evet. Çok iyi oluyor yani. Hafta bütün stresi için. Böylece de atmış oluyorsunuz. Evet. Değil mi? Biz Emre'yi de tanıyalım şimdi. Orta 1'e gidiyorum. Buraya ailemle beraber tatil yapmaya, derslerin stresini atmak için geliyoruz. Havuza giriyorum. Peki şimdi buraya geldiğin zaman kitaplarını getiriyor musun? Birkaç tane okumak için olabilir yani. Mecmua, dergi, onun gibi şeyler. Peki o zaman sen kendi yaşıtlarına ne tavsiye edersin? Onlar da tatile gittiği zaman kitap getirsinler mi yanında? Yanlarına bulunsun, canları sıkılabilir, okusunlar. Spor yapsınlar. Böylece hem spor olabilir. Hem de Hı-hı. okuma zevklerini geliştirsinler değil mi? Peki efendim şimdi yöreye geliyorsunuz artık. Yöredeki insanlarla da bir akraba gibi oldunuz. Tabii tabii. Türklerini biliyor musunuz bu yörenin? Birkaç tanesini biliyorum. Mesela şimdi buranın çok meşhur bir türküsü vardır. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Varsın güversin. Söyleyin huysuza. Durmasın gelsin. Güversin.
Şimdi sazlarımız burada, sanatçımız da var. İsterseniz hep birlikte bu güzel türküyü canlı olarak okuyalım. Memnuniyetle. Seviniriz. Sayın seyircilerimiz, bu programda sizlere Kızılcahamam'dan seslendik. Bir başka programda, bir başka yörede tekrar beraber olmak ümidiyle sevgiler, saygılar sunuyoruz. Hoşça kalın diyoruz.